Kur'an'daki çelişkilerin gerçek nedenleri hakkında. Akılcı bir okuyuşla, Kur'an'daki çelişkili hükümlerin varlığına tanık olanların, kendi kendilerine soracakları bir soru vardır. Tanrı'nın çelişkili bir dille ya da tutarsız bir mantıkla konuşabileceğini düşünmek mümkün olmadığına göre, çelişkilerle dolu bir kitabı Tanrı sözleri olarak kabul etmek mümkün olur mu? eğer çelişkili hükümleri kapsayan bir kitabı Tanrı sözleri olarak kabul edecek olursak, bu takdirde Tanrı fikrini zedelemiş olmaz mıyız? Bu tür bir soruyu yanıtlamak amacıyla Kur'an üzerinde inceleme yapacak olanlar, pek muhtemelen şu sonuca yöneleceklerdir ki, Kur'an'daki çelişmelerin nedenlerini Tanrı'da değil, kitabı hazırlayanlarda, daha doğrusu Muhammed'in davranışlarında, mantığında ve yaşam koşullarında aramak gerekir. Bu yapılacak olursa görülecektir ki, bir kısım çelişmeler, onun günlük siyasetinin gereksinimlerini, kendi içinde bulunduğu koşullara uydurmaya çalışmasından. Bir kısım çelişmeler, güçsüz durumdan güçlü duruma geçmiş olmasından. Bir kısım çelişmeler, unutkanlığından bir kısım çelişmeler, uğradığı başarısızlıkların sorumluluğundan kurtulma çabasından. Bir kısım çelişmeler, bilgi kıtlığından. Bir kısım çelişmeler de, yabancı kaynaklardan yaptığı alıntıları bölük pörçük şekilde ya da değiştirerek aktarmış olmasından doğmuştur. Fakat denilebilir ki, çelişmelerin varlığı genel olarak, Muhammed'in güçsüz durumdan güçlü duruma geçmesiyle, ve günlük siyasetinin gereksinimlerini bu durumlara göre ayarlamasıyla ilgilidir. Mekke döneminin, nispeten yumuşak ve hoşgörülü nitelikte görünen ayetlerinin, Medine döneminin sert, katı, savaşçı ayetleriyle çelişkili olmasının nedenleri. 40 yaşındayken, kendisini peygamber olarak ilan eden Muhammed, Ömrünün geri kalan 23 ya da 25 yılının aşağı yukarı yarısını Mekke'de, diğer yarısını da Medine'de geçirmiştir. Mekke'de bulunduğu süre boyunca Kur'an'a koyduğu ayetler Mekki, Medine'ye göçten, hicretten sonra koyduğu ayetlere de Medeni deyimiyle tanımlanır. Mekki ayetler ile Medeni ayetler, yumuşaklık ve sertlik ya da hoşgörülülük ve hoşgörüsüzlük veya barışçılık ve saldırganlık gibi konular bakımından birbirlerinden çok farklı ve genellikle çelişkili nitelikte şeylerdir. Genellikle bu farklılıklar ve bu çelişkiler, Muhammed'in Mekke döneminde henüz güçsüzken, Medine'ye geçtikten sonra, giderek güçlenmiş olmasından doğmuştur. Daha başka bir deyimle, henüz kendisini güçlü bulmadığı dönemlerde hoşgörülüymüş gibi davranırken, güçlendiği an saldırgan ve savaşçı kesilmiş olmasındandır. Mekke dönemindeyken pek az taraftar toplayabildiği, yani henüz güçsüz durumda olduğu için. Kur'an'a hoşgörülü, yumuşak, barışçı, öğüt verici, tebliğ edici gibi görünümlü ayetler koymuştur ki bunlardan bazılarını yukarıda gördük. Bunlar arasında Sen öğüt ver, esasen sen sadece bir öğütçüsün. Gaşiye Suresi, ayet 21, 22. Ya da yine de yüz çevirirlerse artık sana düşen ancak açık bir tebliğdir. Nahl Suresi, Ayet 82 Ya da ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. Enam Suresi, Ayet 68 Ya da ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Kafirun Suresi, Ayet 6 Şeklinde olanları vardır. Fakat, daha sonraki Medine döneminde Kur'an'a yerleştirdiği ayetler, yani medeni olan ayetler, sertlik ve şiddet ifadesi olarak, bu yukarıdaki Mekki ayetlerle çelişki halindedir. Mekki ayetlerin, tebliğ et ya da öğüt ver, veya dinde zorlama olmaz şeklindeki yumuşaklığı yerine medeni ayetlere şiddet, katılık, savaşçılık ve saldırganlık gibi nitelikler egemendir ki bunlar arasında Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürünüz. Telbes suresi ayet 5. Ya da kâfirlerle ve münafıklarla savaş, cihatta bulun. Ve onlara katı davran. Telbes suresi ayet 74 şeklinde olanları vardır. Çünkü Medine'ye geçtikten az sonra çete saldırıları sayesinde ele geçirdiği ganimetler ve ganimetlerden yararlanmak isteyen taraftarların sayısının artması nedeniyle giderek güçlenmiştir. Artık sadece tebliğ edici ya da öğüt verici değil, emledicidir. Dilediği şeyleri kılıç yoluyla elde edebilicidir. Bu nedenle artık yumuşak davranmak, hoşgörü saçar olmak ihtiyacında değildir. Bu nedenle Kur'an'a sert, yıldırıcı, lanetleyici, ölüm saçıcı, savaşçı nitelikte dehşet saçan hükümler koymuştur. Güçsüz durumdayken Kur'an'a Biz resulleri sadece müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kehf suresi ayet 56 ya da ey Muhammed sen öğüt ver, esasen sen sadece bir öğütçüsün. Sen onlara zor kullanacak değilsin. Gaşiye Suresi, Ayet 22-24 Ya da dinde zorlama olmaz. Bakara Suresi, Ayet 256 Şeklinde hoşgörülüymüş kanısını yaratıcı ayetler koyarken, güçlendiği sert ve dehşet saçar nitelikte ayetler yerleştirmiştir ki, bunların arasında. Allah yolunda savaşı öngören Nisa Suresi, Ayet 84 ya da müşrikleri Müslüman yapıncaya kadar savaşı emreden, örneğin, kafirlerin boyunlarını vurun, parmaklarını doğrayın. Enfal Suresi, Ayet 12 Ya da onları bulduğunuz yerde öldürün fitne kalmayıp yalnız Allah'ın dini ortada kalana kadar onlarla savaşın. Bakara Suresi, ayet 191, 193 şeklinde olan ya da Yahudilere, Hristiyanlara karşı savaş açılmasını ve İslam'ı kabul etmelerine ya da cizye yani kafa parası vermelerine kadar savaşın sürdürülmesini öngören hükümler vardır ki bunlar arasında kitap ehline yani Yahudilere, Hristiyanlara ve İslam'ı din karşı, boyunlarını büküp kendi elleriyle cizye verene kadar savaşın. Tevbe Suresi, Ayet 29 Ya da Ey Peygamber, kafirlerle ve münafıklarla savaş. Ve onlara katı, sert davran. Varacakları yer cehennemdir. Tevbe Suresi, ayet 73 veya Tahrim Suresi, ayet 9 şeklinde olanları var. Diğer yandan, yine henüz yeteri kadar güçlü bulunmadığı zamanlar, özellikle Mekke döneminde, düşman kazanmamak amacıyla tedbirli davranmayı tercih etmiş, örneğin Tanrı'yı inkar edenlere ya da puta tapanlara sataşılmamasını, onların taptıkları şeylere sövülmemesini istemiştir. Çünkü aksi takdirde onların da kendisine ve taraftarlarına saldıracaklarını ve sövmeye başlayacaklarını bilirdi. Bundan dolayıdır ki Kur'an'a Allah'tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki onlar da Allah'a sövmesinler. En'am suresi, ayet 108. Ya da onlar savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Bakara Suresi ayet 191 şeklinde yumuşak ve barışçı nitelikte görünen ayetler koymuştur. Fakat Medine'ye geçip de güçlendikten sonra artık çekingen ve barışçı siyaset izlemeye gerek kalmadığı için Kur'an'a Ey peygamber kâfirlerle ve münafıklarla savaş cihatta bulun. Ve onlara katı davran varacakları yer cehennemdir. Telbe Suresi, ayet 74. Ayrıca bakınız Tahrim Suresi, ayet 9. Şeklinde ya da biraz önce değindiğimiz gibi yıldırıcı ve dehşet saçıcı hükümler koymuştur.